sizin hükümetten hemen bugün sürecin, yani sürecin başlamasından ziyade en azından çatışmaların durması, yeniden ateşkes konumuza gelmeniz için talep ettiğiniz en temel başlık nedir? Çift taraflı ateşkesin olması gerekiyor. Artık tek taraflı ateşkes olamaz. Çift taraflı olması gerekiyor. Ve de ateşkesi bir izleme komitesinin tarafsız, bir izleme komitesinin de izlemesi gerekiyor. Önder Apo ile müzakerelerin derhal eşit ve özgür şartlarda başlatılması gerekiyor. Müzakerelerde de Dolmabahçe'de mutabakata varılan 10 maddenin temel alınması gerekiyor. Müzakere sürecinde de üçüncü bir tarafın müzakereleri izlemesi gerekiyor. Bunlar olursa biz hemen ateşkesi ilan ederiz, hemen müzakerelere başlarız. Ama bunlar olmazsa, eskisi gibi yine tek taraflı ateşkes ilan edilsin denirse, bilmem silahlı güçler çıksın denirse, silah bırakılsın denirse, bu bizim tarafımızdan asla kabul görmeyecektir. Bir bu daha tek taraflı ateşkes olmayacak mı? Olamaz. Kimse bunu bizden isteyemez. Yani bu durumda peki bu kış ne olacağını beklemeliyiz? Neyi bu kış şiddetli savaş yürüyecek. Çünkü AKP açık söylüyor. Biz diyor sonuç alma aşamasına girdik. Sonuç alacağız. Bu durumda sizin buna karşı... Buna karşı biz kendimizi sonuna kadar savunacağız. Yani bugüne kadarki savunma çizgisini mi söylüyorsunuz yoksa topyekun bir savaştan artık o gelişmelere bağlı olur. Hiç Önder Apo'yla hiçbir görüşme yoktur. Hiç kimse görüşmüyor. Peki hiç kimse görüşmezken, tecrit içerisinde tecrit uygulanırken ve en büyük baskı, şantaj, tehdit Önder Apo üzerinde yürütülürken Önder Apo'nun adıyla bazı açıklamalar yapmak neyindesidir? Bunlar tamamen psikolojik amaçlıdır.